Yine Emre kardeşimizin bir sorusu var. Adalet kurultayına hangi örgütler resmi olarak çağrıldı? Adalet arayan herkes gelebilir gibi bir cevap beklemiyorum demiş Emre kardeşimiz. Güzel sormuş ama ne yazık ki böyle bir cevap alacak. Çünkü Adalet Kurultayı partiler üstü bir kurultay tıpkı Adalet yürüyüşünde olduğu gibi bir siyasi parti Adı altında ya da farklı siyasi partilerin beraber ittifakla yapacağı bir konsept diye düşünmüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak organize ediyoruz ama asıl organizasyon bizim değil. Bizim dışımızdaki herkesin kendisini orada hissedeceği ve organizasyonun bir parçası olacağı çalışma zaten adalet arayışı da böyle bir arayış. Adalet arayışını belirli siyasi anlayışlar etrafında tarif etmeye kalktığımızda ortak faydayı baştan kaybederiz. O nedenle bu bir kaçamak cevap değil. Adalet arayan herkes gelebilir gibi cevap vermeyin derken bunu belli ki kaçamak bir cevap olarak anlıyorsunuz. Bu kaçamak bir cevap değil. Tam tersi işin ruhuna uygun bir cevap. Yazılı davet yapmamız şu nedenle zor. Yazılı davetlerde birine yaptığımızda birilerini göz ardı etme ihtimalimiz çok büyük. Bu nedenle gönül kırgınlığına sebep olmayacak orası hepimizin platformu, hepimizin kurultayı, hepimiz orada buluşacağız. Bu yüzden yaygın medya e, aracılığıyla, e, internet aracılığıyla, sosyal medya aracılığıyla en geniş duyuru imkanlarıyla duyuruyoruz. Herkesi de orada kurultaya bekliyoruz. Bir başka arkadaşımız e, yine benzer bir soru sormuş. Parti dışı kimler olacak? Bir davetli listesi var mı? Tüm şehirlerden Çanakkale'ye gidiş, dönüş ve konaklama konusunda nasıl bir organizasyon planlandı?" demiş. "Parti dışı kimler olacak" derken bu etkinlik bir siyasi parti etkinliği değil. Herkesin katılacağı bir siyasi parti logosu ya da kimliği üzerinden değil, adalet kimliği üzerinden adalet ...arzusu, isteği üzerinden tarif edilen bir kurultay. Bu nedenle özel bir davetli listesi yok. Adaleti isteyen herkesin e, katılacağı ve herkesin davetli olduğu bir kurultay. Dört e, günlük dediğim gibi orada bir adalet şehri kurulacak, şenlik olacak. Yani kurultay deyince böyle toplanacak insanlar sadece konuşacak diye düşünmeyin. Bir yerde panel olacak ana oturum. Bir başka yerde beyin fırtınası bölümü olacak tartışacak insanlar... Bir başka yerde atölyeler olacak, atölyeler fikir üretecek, çalıştaylar olacak. Başka bir yerde adalet anıtı yapılacak, herkes adalet için bir tuğla koyacak. Başka bir bölümde insan hikayeleri anlatacaklar, insanlar başlarına gelen adaletsizlikleri anlatacak. Bir başka bölümde yine orada... Adalet kutusu koyacağız. Hikayeni yaz da gel diyoruz. Herkes başına gelen adaletsizlik hikayesini yazıp oraya kutuya atacak. Bunları kitaplaştıracağız. Yani zengin, canlı, hafıza sokağımız olacak. Yaşanan adaletsizliklerin sergilenen, izlediğimiz. E, sergiler, etkinlikler, sanat etkinliklerinin olacağı güzel, yaşayan bir adalet şehri kuracağız. O yüzden herkesi bekliyoruz. Şimdi sorunun diğer bölümü nasıl gideceğiz diyor haklı olarak vatandaşlarımız. Dediğimiz gibi bütün vatandaşlarımız açık kendi imkanlarıyla gelmek isteyenler gelecek ama kendi imkanları yetersiz olup gelmek isteyenler için de Türkiye'nin her yerinde örgütlerimize müracaat edebilirler. Örgütlerimize müracaat ettiğinde örgütlerimiz buraya gelişle ilgili araçlar kaldırılacak ve bu çerçevede vatandaşlarımızın kurultaya ulaşımı sağlanacak. Zaten gelirken de. Ee, günü birlik gelenler günü birlik gelip dönecek. Günü birlik dışında kalmak isteyenlerle ilgili de gelmeden önce ne kadar kalacaklarını bildirmek durumundalar ki ona göre bir sıkışıklık ve program aksaklığı olmasın, e, karışıklık olmasın diye. Geniş bir alan, 60 dönümlük bir alan orada e, insanların e, yaz günü böyle bir e, şenlikte kamp alanında e, gecelemesi de mümkün. Öyle çok. E, zor koşullar değil belki bir otel imkanı yok orada ama çok rahat kalınabilecek alanlar var